herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi burada bir öğrencimizden size bahsedeceğim. Ee, gördüğünüz gibi Güney Hanım bizim teknik analiz ve price action ile yaklaşık iki ay önce sıfırdan bizle eğitim almaya başladı. Kendisi superproof.com.tr'den bize geldi. Ekranda görüyorsunuz. Bu zaten bir ders sitesi. Orada biz teknik analiz ve price action ilanı vermiştik. Şimdi Günay Hanım ilk aradığında iletişime geçtiğinde dedi ki hocam ben sıfırım dedi. Yani teknik analiz ve price action'da hiçbir şey bilmiyorum. Yani mum formasyonlarından tutun da işte yani hiçbir şey bilmiyorum grafikler vesaire ama bu işi öğrenmek istiyorum dedi. Yaklaşık 2 ay önce 6 saatlik bizim sıfırdan price action ve teknik analiz eğitimimiz var. Ekranda gördüğünüz şekliyle. Bu eğitimi bizden satın aldı. Yani biz bu eğitimi birebir veriyoruz. Çünkü sıfırdan başladığı için burada öğrenci. Hani orada hani geçmiş datası da yok. O yüzden sıfırdan birebir veriyoruz. Bu video eğitim seti değil. E işte biz bu eğitime verdik. Sonrasında videoların tabii ki ders ekran kaydını da gönderdik. Kendisi izledi bu videoların tekrarını. Tabii bir yandan da YouTube'da bizim kanalımızı takip ediyor vesaire. Şimdi Pullback Terminal yazılımını ve Forex piyasasını da kendisi görmüş. işte geçen Kurban Bayramı tatilinde İletişime geçti. Dedi ki hocam ben dedi bu bir hafta boyunca boşum dedi. Çünkü kendisi çalışan birisi. Yoğun aynı zamanda. E, bu bir haftayı değerlendirmek istiyorum. Yani sıfırdan e, ben bu Forex'i öğrenmek istiyorum. Pullback Terminal yazılımını satın almak istiyorum dedi. Ve biz de kendisine yardımcı olduk. İşte yazılımı satın aldık. Kendisine yazılımı kurduk. Sonrasında 19 saatlik video eğitim setlerine gönderdik. Kendisi bu videoları izledi. Sonrasında kendisi kısa bir süre sonra biz ona dedik ki yani demo hesapta işlemler yapmaya başla vesaire işlemlere başladı. Bizim bildiğiniz gibi e, pullback terminal grubumuz var. VIP Telegram grubu. E, burada ekranda gördüğünüz gibi hani otomatik olarak VPS sunucumuzda çalışan pullback terminalin ikinci versiyonu burada ekran görüntüsünün sinyallerini her 8 dakikada bir otomatik olarak bu VIP grubuna gönderen bir yazılım sistemimiz var. Bir sinyal sistemi. Kendisi de burayı takip ediyor. Gün içerisinde çalıştığı için aynı zamanda ve kar paylaşımları yapmaya başladı arkadaşlar. Yani şu son bir haftadan bahsediyorum. Pazartesiden cumaya kadar ekranda görüyorsunuz toplamda yaklaşık yani 100 doların üstünde bir kar elde etti. Ve bu bana göre çok önemli bir başarı. Şimdi ben öncelikle e, burada sözü kendisine vereceğim. Kendisi e, bir ile ilgili daha doğrusu sıfırdan başladığı bu süreç öncesinde teknik analiz ve price action eğitimi almıştı. Hani bunu kendisi anlatsın e, bu süreci ve diğer arkadaşlara da bu örnek olsun. Neden? E, çünkü bizim hep vurguladığımız bir olay var. Sıfırdan başlayanlar her zaman daha avantajlı Çünkü ağaç yaşken eğilir. Şimdi ben sözü kendisine veriyorum. O kendisi devam etsin. E, öncelikle merhabalar. Şimdi aslında burada hani sıfırdan başlayan ben kendimi sıfır noktasında sanıyordum. Sizinle tanışana kadar aslında sıfırın da altındaymışım. O kadar incelikli bir şekilde eğitim veriyorsunuz ki o noktada anlıyorsunuz aslında daha sıfır noktasına bile gelmemişiz. Çünkü e, o noktaya kadar hep kulaktan dolma şeylerle kendimizi derecelendiriyoruz. Ama işin aslını sizinle tanışınca tabii ben de fark ettim. Ve yani iyi ki de yollarımız kesişti. Ee, yani eğitim durumundan eğitimin içeriğinden ayrıca bahsederiz ama e, yani zaten bahsetmeye de çok gerek yok. İnanılmaz dolu dolu bir eğitimin sonucunda özel daha sonrasında da bu pullback terminal ile beraber yani o gücü de arkanıza aldığınız zaman e, hem yeni başlamış olsanız bile ayrıca çok yoğun benim gibi çok yoğun olsanız bile eee yani hızlı dönüşler alabileceğinizi göreceksiniz. Ben inanamadım kendime. Yani ben bu işe başlarken bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimi hiç düşünemedim. Bir de parantez açmak istiyorum. Yani eğitimi doğru yerden aldığınızda bu başarı geliyor. Eğer hani hocam buna bir başarı dediği için ben de başarı diyorum. Ondan öncesinde de eğitim almıştım. Böyle deneyimlerim oldu ama hiç cesaret edemedim. Yani demo hesapta bile cesaret edemedim işlem yapmaya. Dolayısıyla e, yani kafalarında soru işareti olan yapabilir miyim, yapamaz mıyım diyen kim varsa beni örnek alabilir. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Çünkü ben e, 14-15 saatlik bir mesai ile çalışıyorum. Şimdi bunu manuel trade zaten mümkün değil benim için tek tek. E, Kenan hocanın e, sunduğu bu yazılım pullback terminal inanılmaz işi hızlandıran ve cesaretlendiren de bir durum. Ee, şu son güncellenmiş hali zaten bu yeni güncellediğiniz haliyle yani hata yapma şansınız çok çok aza iniyor. Ee, benden daha tecrübeli olup da e, hani zararlı olanlar varsa acilen Kerem Hocayla ve bu yazılımla tanışmasını diliyorum yani boşa vakit kaybediyorlar başka yerlerde. Evet te teşekkür ediyorum günaydın ama ee, dediği gibi arkadaşlar yani Güney Hanım kendisi de e, burada öncesinde hani temel düzeyde bir eğitim almış fakat işte bu işte önemli olan nokta para kazanabilme şimdi forex dediğimiz piyasa zaten aktif olarak hani baktığınızda dünyanın en likit piyasası öncesinde bir birikiminiz olması lazım teknik analiz ve price action e, temel bilgisi ama şöyle bir durum var yani siz ne kadar teori bilgi hani öğrenirseniz öğrenin işi uygulamaya döküp para kazanamadıktan sonra o her zaman teoride kalacaktır. Ve finansal piyasalarda örneğin teknik analiz gibi, price action gibi çok fazla konunun yer aldığı, işte yüzlerce indikatörün olduğu, stratejilerin olduğu bir piyasada hani teoride kaldığınızda uygulama yapmadığınız her gün sizin için bir kayıptır. Yani neticede uygulama yaptıkça o teorik bilgiler pekişecek. Zaten bizim Önceki videolarımızda hatırlarsınız Bloom'un bilişsel basamakları öğrenme nasıl gerçekleşiyordu? Bundan anlattık. Dedik ki hani öncelikle bir bilgi basamağı var. Piramit gibi düşünün. En alt taban bilgi basamağı, bir üst basamağı kavrama, onun üstü analiz işte uygulama, sentez diye gidiyor. Bu Bloom'un bilişsel basamaklarında bizim buradaki esas farkımız kısa sürede uygulama yapabilir düzeye sizi getirdiğimiz için siz kazanç sağlayabildiğinizi görüyorsunuz. Yani şimdi Güney Hanım bir haftada 100 doların üstünde kazanç elde etti. Ekranda görüyorsunuz burada işlem geçmişini. Ben şimdi slide olarak oraya koyuyorum resimleri. Ve bunu bizim iki tane grubumuz var. Bir tanesi Telegram grubu. O zaten kanal. Diğeri de e, WhatsApp grubu. WhatsApp grubunda öğrencilerimiz de paylaşım yapabiliyor. Kendisi orada paylaştı ekranda gördüğünüz gibi. Yani diğer arkadaşlarımız da izliyorlar. Onlar için de bir cesaret oluyor. Zaten tecrübeli arkadaşlar işlem alıp hani kar paylaşımı yapma noktasında hani diyor ki hocam ben niye paylaşayım? İşte e, nazar değer vesaire gibi düşünüyor. Ama biz diyoruz ki paylaşın neticede hani nazar değmez öyle düşünün kendinizi daha böyle zihinsel olarak şey tutun. Neticede bu işi siz şans eseri yapmıyorsunuz. Yani diğer arkadaşlar da burada görüyorlar, takdir ediyorlar. Burada en önemli nokta Güney Hanım'ın sıfırdan gelmesi. Yani şimdi biz ona risk yönetimiyle ilgili sıfırdan başladığımız için onun kafasında herhangi bir farklı bir şey yok. Yani orada öğretilen ne? Yüzde iki buçuk mu riske edeceğim? O öyle devam ediyor. Ama mesela tecrübeli arkadaşlar örneğin bir sene iki senedir piyasada para kaybetmiş arkadaşların zaten ortak özelliği risk yönetimini yapamalı, yapamamaları. E şimdi baktığımız zaman onlardaki o alışkanlığı çevirmek daha zor. Yani yüksek lota alışmışlar. E, yüksek lotla gireyim bir an önce kar elde edebileyim düşüncesiyle onu e, düzeltmek biraz zaman alabiliyor. Veyahut da kendinde onu görmesi ama sıfırdan başlayanlar için e, bu e, tamamen e, daha hızlı gerçekleşen bir süreç yani ben bir haftada bu kadar kazanç sağlayabilen bir öğrenci için hani bu bana göre çok büyük bir başarı zaten kendisi de söylüyor değil mi hani size göre yani bir haftada bu ilerleme 100 doların üstünde kazanç e, ne e, hissettirdi? Yani hiç beklediğim bir şey değildi ben hani minimum zararla atlatayım bu dönemi bakış açısındaydım yani illa kaybedeceğim bari hani minimum bir zararla kaybedeyim diye düşünüyordum ama e, çok yani benim de motivasyonumu arttıran bir şey oldu gerçekten beklediğim şeyler değildi ama dediğim gibi yani mesela e, takıldığım bir şey olduğunda dönüp hemen e, sizin hani ile birlikte kaydettiğimiz eğitim videolarına bakıyorum. İşte sürekli grafik incelemeye çalışıyorum. Ee, ve demo hesapla da dediğiniz gibi yani bunu uygulamaya dökmezsek hani ehliyeti alıp arabayı almayıp da hani ehliyet alıyoruz ya, önce ehliyet alalım sonra arabayı alırız. Daha sonra arabayı alana kadar o yeteneği tekrar kaybediyoruz falan. Bunun olması için e, her gün işlem yapmaya çalışıyorum. E, ara sıra tabii ki stop olduğum durumlar da oluyor yani zararda olduğum durumlar da oluyor ama o e, ayarlamayı yaptığımız için yani o risk yönetimini öğrettiğiniz için çok büyük kayıplar olmuyor yani bu işin zaten içinde bu var yani illa bir noktada e, stopta olacağız dediğim gibi yani ben kendimden beklemiyordum çünkü şey gibi de algıladım yani kafam çok karışıktı o kadar çok bilgi kirliliği vardı ki her yerde yani e, bu işin en güzel tarafı doğru kişiden eğitim alıp süreci hızlandırmak Aynen yani sürecin bu şekilde hızlanabilir. Şimdi ben buradan e, süper Superproof'ta bizim yetiştirmek istediğimiz birkaç öğrencimiz daha vardı sizin gibi. Onlarla hatta e, bu uygulama 19 saatlik eğitimin hani belirli videolarını biz onlarla çekmiştik. Mesela birkaç öğrencimiz var. E, mesela örneğin uygulama 2 3'ü ben onlarla birlikte çektim ki hani onlar da görsünler en azından hani bu piyasada yapabiliyor olduklarını. Fakat e, bir, birçoğunun hani işlerinden dolayı e, ikinci plana ertelediler veyahut da belki de kendilerine tam olarak e, güvenememiş de olabilirler. Yani e, bu açıdan ben Güney Hanım'ın e, bu e, röportajını önemli buluyorum. Yani diğer arkadaşlar için de bu e, bir başlangıç noktası olabilir çünkü kendisi sıfırdan başladı ve yani süper bizim. Orada teknik analiz ve price action ilanımızın olduğu en temel düzey verdiğimiz eğitim e, sitesi. Şimdi oradan e, gelen arkadaşlar genelde sıfır oluyor. Yani işte biz e, ayı mumu nedir, boğa mumu nedir, pin bar nedir, engulf nedir, mum kapanışı nasıl oluyor? Bunlardan başlıyoruz. Dolayısıyla hani bu noktadan e, forexte bir haftada 100 doların üstünde kazanç sağlayabilme noktasına gelmesi... İşte bizim bu eğitim paketimizin içeriğiyle ilgili arkadaşlar ve yazılımın ekranda görüyorsunuz şu an resim ters e, çıkmış şeyden dolayı ben resmi sabit ekledim o ayna şeyi herhalde o yüzden aynalamadan dolayı şey ters duruyor ama yani neticede bizim yazılım burada oldukça sizin işinizi kolaylaştırıyor. Normalde Güney Hanım e, yazılımsız olarak yani şu anda geldiği noktaya gelebilmesi için en az 3 senesi vardı. Yani en az 3 sene piyasada işlem yapacak, para kazanacak, kaybedecek. Ancak o zaman işte alt time frame nedir, üst time frame nedir, alt time frame, üst time frame ilişkisine göre strateji nasıl kurulur, risk yönetimi nasıl yapılır bu konuları zihninde olgunlaştırması için arkadaşlar 3 sene zamanı ihtiyacı vardı. Fakat bizim yazılımımız sayesinde bir haftada o süreci zaten hızlıca geçti. Şimdi alt time frame, üst time frame ilişkisi e, daha net değil mi kafanızda? Hani e, Baktığınız zaman ara trendler gözüküyor. Yeni V2 versiyonunda pullback terminalinin. Ara trendler gözüküyor. Bir de hangi trade türünü e, belirleyebiliyor kişi. Çok kolay. Yani biz hep diyoruz. E, pullback terminalde bizim YouTube'da çektiğimiz arkadaşlar bütün videolarda biz sadece pullback trade sinyalleriyle işlem açtık. Bakın mesela ekranda gördüğünüz o turkuaz renk sinyaller yandığında biz tıkladık. Orada o an açtık pozisyonlara. Onun dışında bu terminalde 3 farklı trade yöntemi daha var. Yani toplamda 4 farklı trade yapabiliyorsunuz. Bir tanesi swing trade. Zaten onu ben bahsetmiştim. Burada long 1H, long 4H yazanlar zaten uzun vadeli. Bizim öyle bir videomuz vardı. Belki izleyenler bilir. Canlı yayınlar sekmesinde Bitcoin'de short işlem açmıştık biz. Swing 2-3 gün pozisyonda kaldık. Oradan da bir 600 doların üstünde bir kazanç elde etmiştik. Yani e, o ayrı bir olaydı. Şimdi biz day trade olarak baktığımızda bizim üç farklı trade yöntemimiz var. Birincisi pullback sinyaliyle trade. Yani yazılımın zaten kendisinin hani esas özelliği ve isminden geliyor bu. İkinci esas burada. Yani Hanım'ın da başarı sağladığı momentum trade. Yani üçüncü e, trade de yatay piyasa trade. Yatay piyasa trade de arkadaşlar e, bu e, arkadaşlarımızın biraz daha Üst seviyeye geldiği zaman yapabileceği bir trade. Çünkü biraz daha fazla fonksiyon var. Yani araba sürmek gibi düşünün. Şimdi Güney Hanım e, vitesi birden e, sürüyor. 2-3'e kadar götürüyor. Ama 4-5. vitesi biraz daha ustalaştığında oraya yürüyecek. İşte o 4 ve 5 yatay piyasa trade'inin de olduğu bir e, mecra. O da yazılımın zaten kendi özelliğinde var. Dolayısıyla Güney Hanım şu anda pullback trade de yapmıyor bu hafta hiç mesela yaptınız mı pullback sinyaliyle pozisyona giriş? Pullback'ları artık şey yapmıyorum. Yani ben hani e, pullback beklemiyorum. <laughs> Momentum trade tamamen. Çok Olabilir, iyi. Sadeleştirmeye çalışıyorum. Yine e, yani grafiğe bakarken de. Yoksa bir anda çok hoşuma gidiyor o indikatörleri kullanayım. E, evet. çizeyim falan ama diyorum ki sakin gerek yok. Yani ee, çok böyle şey yapmak istemiyorum. Yani çok böyle derinleştirmek istemiyorum. Yoksa bu dipsiz kuyu gibi hocam. Yani evet. hani girdikçe bir dip daha var, girdikçe bir dip daha var. Ee, sakin sakin ilerlemek istiyorum. Ee, bakalım. Yani sizin desteğiniz de her an zaten üzerimde. Onu da hissetmek ayrı bir güven. Yani hani eğitim hoşça kal gibi bir durum da yok. istediğim zaman size ulaşıyorum ve her zaman da çok teşekkür ederim. Hep dönüş yapıyorsunuz. Rica ederim. O, o da çok ayrı bir durum gerçekten. Böyle bakalım. Ama tabii şeyi de söylemek istiyorum. Az önce de e, birebir görüşürken de dedim ya yani biraz böyle korkmaya da başlıyoruz. İnsan bilmediğinden değil de bildiğinden korkar ya. Şimdi öğrenmeye evet. başladıkça. Yani hakikaten trade psikolojisi denilen bir şey de varmış yani. Hani ben mesela eğitim durumlarında onu hep es geçiyordum yani. Hani trade psikolojisini yapalım ama gerçekten bu var yani. Hani ben çok küçük bir parayı yönetmeye çalışıyorum ama orada bile elim ayağıma dönüyor. Yani o işlem birden eksiye giderken falan böyle bir e, sıkıntı basıyor. Ne olacak? Na nasıl reaksiyon alacağım falan ama işte bunların hepsi zamanla olacak şeyler. E, süreçte bakalım neler bekliyor bizi. Şimdi orayı biraz parantezle ben açmak istiyorum. O korkunun sebebi şu. Şimdi e, pozisyonlara girdikten sonra stop olma korkusu o genelde. Hani girer girmez herkes istiyor ki fiyat hemen girdiği yerden dümdüz o yönde ilerlesin. Halbuki fiyat öyle gitmiyor. Mesela birazcık düzeltme yapabilir. E bu noktada ne yapmak lazım? Şimdi bu noktada zaten mesela pullback sinyaliyle trade yapma noktası ile momentum trade farklı şeyler. Mesela biz mesela Momentum Trade'i neden öneriyoruz? Çünkü Momentum Trade'in e, gücü çok fazla. Yani siz orada bir e, trend yönünde gelen ufak bir düzeltme sonrası bir kırılım ve, veyahut da bir işte e, biz onu zaten anlattık Momentum Trade'de bir dönüş gerçekten gördüğünüzde girdiğinizde sizin korkmamanız lazım. Yani orada sizin zaten korkmamanızın en önemli e, şeyi de zihninizdeki hani e, Mekanizmada risk yönetimi yani lot sizer yazılımıyla 0.25 0 25, 25 girerseniz korkmazsınız. Şimdi Güney Hanım'ın tereddütü şuradan dolayı geliyor. E, gün içerisinde çalıştığı için mobilden işlem açıyor sadece mobilden de açtığından dolayı stop seviyesini ayarlarken orada e, Meta 5 kullanıyor sanırım şey yani... yapması lazım yani bakiyesi oranında. El, yani riske edeceği oran yüzde 25 ona tekabül eden risk oranını lotunu ayarlaması gerekiyor. Şimdi laptopta bu kolay. Yani lot sizer yazılımı zaten bizim ücretsiz web sitemizden indirebiliyorsunuz. Fakat mobilde lot sizer yok. Onu şeyle ayarlaması lazım. Artık orada göz kararı bir de Meta5 kullanırsa 4'te zaten e, o özellik yok. Yani 4'te mobil Den, e, o ayarı yapamıyorsunuz. 5'te var. Stop seviyesinde ne kadar zarar edeceğinizi görebiliyorsunuz. Şimdi ben orada onu alışkanlık kazandıkça el alışkanlığı onun altından e, kolayca hani kalkacağını düşünüyorum. Yani çünkü o tereddütün, o zihnindeki o e, korkunun yani daha doğrusu dedi ya biraz korkmaya başladım bildikçe işte sebebi o. E, stop olma noktası işte onu ayarlayabilirse hız daha da hızlandırıp işte atıyorum bakiyesi ne kadar bin dolar mı? Yüzde biri ne yapar bin doların? Yüzde bir binde on dolar. E şimdi on dolar veyahut da beş dolar e, diyelim riske edecek. Sıfır elli diyelim. Onu ayarlaması lazım. E şimdi orada şey de lazım. E, şimdi bin dolarda e, belli paritelerde ayarlayamıyorsunuz yüzde sıfır yirmi beş. Atıyorum şimdi hesabınızda on bin dolar olsa o lot kurtarıyor. En düşük lot olayı var ya hani 0.01 <laughs> mesela. Şimdi sizin stop seviyenize göre o bakıyorsunuz onu kurtarıyor. Ama 5 doları ayarlayamıyorsunuz stop seviyesi diyelim çok şeyde siz en düşük girdiğiniz lota göre o stop diyelim 20 dolara tekabül ediyor mesela yani e, ondan dolayı öyle bir tereddüt var bu aşılır e, zamanla şey olur o önemli olan nokta momentum trade biraz daha işte e, kendisi orada şey yapması lazım e, dönüş mumları zaten iyi ayarlıyor ama o dediğim o mobilden de hızlandırırsa o zaman o korkusunu gidermiş olacak. Zaten bilgisayardan yapsa hiç bir korkusu kalmaz. Olmadı, yanında götüreceğim hocam yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya bilgisayarı tabii götürebiliyorsanız yanınızda götürün. Çünkü e, burada hani hani size engel olmayacaksa e, Hı -hı. masada e, bir kenarda durur. Orada zaten e, momentum sinyalleri dediğiniz gibi sizin pullback e, şeyiniz yok. Şimdi bizim dört farklı trade yöntem var. Güney Hanım momentum trade'i seçti. Momentum trade'de Hani turkuaz renk sinyali beklemenize gerek yok. Her an her zaman pozisyona girebilirsiniz. Yeter ki doğru pariteleri seçebilin. Onu da zaten eğitimde anlatıyoruz nasıl seçilir vesaire. E, orada siz atıyorum uygunsanız orada seçeceksiniz doğru pariteleri. Oradan lot ile açacaksınız pozisyonu. O zaman 0.25 riske ettiğinizi gördüğünüzde zaten korkunuz da kalmayacaktır. Yani, yani daha doğru yaptığımız zaman tabii ki o baskı kalkıyor insanın üstünden. Tabii. Yani onu yaptığında zaten o zaman o korku kalmayacak. E, onun da dediğin gibi sebebi mobilden girmesi. Risk yönetimi yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Çünkü hatalı bir tuşa basarsanız yanlışlıkla yüksek lot açtığınızda fiyat geri teptiğinde yüksek eksili rakam görebilirsiniz. Bu risk var. İşte bunu önlemek için mobilde Meta5 kullanmanız lazım. MetaTrader 5'te o şeyi stop seviyesinde gösteriyor size ne kadar zarar edeceğinizi. O lot, atıyorum 0.5 girersen diyor. Şu seviyede şu kadar zarar edeceksin. Sen o paritede görüyorsun. Ha diyorsun. O zaman o seviye benim stop yerim mi? Zaten burada şu algoritmayı uygulamanız lazım. E, önce stop yerini belirleyeceksiniz. Stop yerini belirledikten sonra oraya ne riske etmen lazım? Yani bakiyene göre diyeceksin ki ya ben 0.25 riske edeceğim. Bakiyem ne benim? Şu ka kabataslak kaba taslak şu kadar riske edeceğim. Benim önce kesin stop yerini ben belirledikten sonra oraya bir örnek lot yazacağım. En düşüğünün bir tık üstü olabilir. Mesela 0.03 00, yazın örneğin. Ve bakın ne gösteriyor orada? Ee, zarar Mesela baktığınızda ha zarar sizin e, dediğimiz risk oranına uygunsa ha, demek ki 0.03 girmem gerekiyor. Gibi bu e, pratikliği kazanabilirsiniz. Yani bu şekilde önce stopu bir yerini belirleyip sonra örnek lotu önce girip o e, eksili rakamı oraya gelirse hani önceden gördüğünüzde ona göre o balansı ayarlayabilirsiniz lot balansını. Ondan sonra zaten pozisyona gireceksiniz stop olduğunda zaten üzülmemeniz lazım 0.25 riski ediyorsunuz doğru yani bu şekilde ben Güney Hanım'ın gerçekten başarılı olacağını düşünüyorum kendisi zaten şimdiden başladı arkadaşlar bana dedi ki hocam ben önümüzdeki aylarda işte 50 bin TL üstü yaklaşık 5.000 veya 10 bin dolarlık bir forex hesabı işte açmak istiyorum gerçek hesap bunu dedi hangi e, Türkiye'de açmak istiyor tabi. Biz zaten onu söylüyoruz öğrencilerimize. Yurt dışı brokerlarda bu işi öğrenmek için yapıyorsunuz. En fazla 100 dolarla. Esas bu iş Türkiye'de yapacaksınız. Biz de dedik ki bir banka önerdik. O banka dedik forex hesabı açarsan orada dolar olarak o para duracak. E, hem dövizden de şey yapmış olacaksınız. O şekilde oradan ilerleyebilirsiniz dedik. Bakalım kendisi. Ee, i̇nşallah önümüzdeki aylarda e, o şekilde yani ikinci bir mesleği oldu. E, bir altın bileziği oldu. E, onu söyleyebilirim. Yani e, zaten iyi de gidiyor. E, bir haftada yani 100 doların üstünde kazanç çok güzel bir oran. E, kendisi de zaten bu başarının farkında, yapabileceğine inandığı için zaten e, bu şekilde geçen gün geldi söyledi. E, kendisi değil mi? Hani anlatın isterseniz birazcık da o yani gerçek hesaba geçiş mi? Tabii tabii o şey yani bu fikir nasıl bir anda hani şey yaptık yani kendinize ne yani, e, ne düşündünüz planladınız? Şimdi şöyle düşünüyorum bir iki hafta daha demo hesaplarda iyice e, kendimi test edeceğim. Emin olduğum noktada da e, kurumsal bir firma yani hani SPK onaylı bir yerde devam etmek istediğimi söyledim. O konuda sizden yardım istedim. Siz de hani ba bir bankayla çalışabileceğimi söylediniz. Onun için de işte bir, bir iki hafta daha kendimi deneyeyim. Ama yani hani e, banka hesabına geçersem yani o yatırımı yaparsam bilgisayarımla birlikte yaparım. Yani telefondan girerek yapmam. Tabii. Onu <gülüyor> <gülüyor> e, laptopumu yanıma götürürüm ufak ufak oradan yaparım ama en kısa sürede gerçek hesaba geçeceğim yani hani ya bu işte illa kaybedeceğiz bir noktada birazcık ama işte sizin yine o hani loss sizela girdiğinizde hakikaten kasa yönetiminizi yaptığınız zaman ondan çekilmiyorsunuz yani hani onda sıkıntı olmuyor belli çünkü hani stop olursa ne gideceği belli e günlük iki buçuk yüzde iki buçukluk bir e, toleransımız var bu çerçevede hareket ederek Halledeceğiz. yani yapacağımı düşünüyorum hocam haberleşeceğiz zaten iletişimdeyiz. Tabii ki zaten şöyle söyleyeyim hani stop oluyorsanız da olursunuz zaten burada Güney Hanım en yani yapılabilir olan trade olarak momentum trade'i seçti. Yani biz onu onu önerdik çünkü. Pullback trade yapmıyor kendisi. Yani o bizim e, YouTube'da videolarını çektiğimiz kasa katlamada sadece biz pullback trade ile işlem açmıştık. Güney Hanım onu yapmıyor. Yeni başladığı için daha kolayı momentum trade var. Yazılım üzerinde özelliği. Momentum trade yapıyor. Şimdi orada da e, zaten kendisi görecek. Yani bakacak pozisyonlara girerken diyelim ki stop oldu. Yani birkaç gün üst üste Diyelim ki e, stop oldu. E, biz zaten grupta aktifiz. Kendisi diyecek ki hocam ben böyle böyle stop oldum. Neden? E, buralarda e, sorun nedir? Şeklinde ne, ne yapmam gerekiyor? Biz zaten bağlantı kurup oradan ona e, geri destek geri dönüt vereceğiz. Yani diyeceğiz ki bakacağız sen pozisyona nerede girdin? E, burada girdin. Neden burada girdin? Mesela tamam yön doğru zaten yön doğru bu kesin. E, yazılımın hmm. verdiği yönde giriyor. Ama e, neresinde girdin? Mesela veya nerede girdin? Mum kapanışı bekledin mi mesela? Mesela mum kapanışı beklemek lazım. Şimdi bunları üste tekrar geçelim ki diğer arkadaşlar da hani şey yapsınlar genelde e, beklemeden basıyor herkes. E, mum kapanışı görmemiz lazım. Yani bir kırılım. Onu gözümüzde görmemiz lazım. Mesela burada şeye de ben dikkat çekeyim. Hani bunu zaten ben röportaj videosunu Gülay Hanım söylediğinde şunu da söylemiştim. Demek ki Güney Hanım röportajın ense en önemli katkısı zihninizde olgunlaştırmayı sağlar. Şimdi yeri gelmişken de onu da söyleyeyim. E, bizim videolarda 6. seriyi bir daha izleyin. 61 ve 62 uygulama 61 62. Orayı bir daha izleyin. Orada biz FVG dikdörtgenleri çizerek türet yaptık. Orayı mutlaka izleyin. O fair value gap dediğimiz FVG dikdörtgen çizimini iyi bir şekilde kavrarsanız orada size o çok güzel fayda da sağlar. çünkü neden bunu söylüyorum? momentum trade'de de o FVG mumlarını yaparak hareket edebiliyor. Mesela o FVG mumunu diyelim ki bir direnci FVG mumuyla kırıp da oradan üstüne gidebilir. Yani sizin onu gözlemlemeniz gerekiyor. Tabi o videoyu tekrar izleyin. Bir bakın onun haricinde zaten şöyle söyleyeyim. E, beşinci video e, gan çizimi demiştik. Orada tek bir çizimi yapıyoruz. Yani gan sistemi yöntemi bizim kendi özel e, stratejimiz. Onu zaten Güney Hanım'ın ona ihtiyacı yok. E, sebebi ne? E, zaten o pullback trade sinyali e, trade'ine ait. Yani şimdi onu da buradan anlatmış olalım. Diğer arkadaşlarımız da hani izlerken uygulama 5 arkadaşlar gan çizimi Pullback trade sinyali ile ilgili yani pullback trade sinyali geldiğinde biz zaten orada e, o sistemi ona özel anlattık. Momentum trade de onu zaten yapmanıza gerek yok. Ondan bir önceki uygulama 4 de harmonik e, formasyonlarla işlem dedik O da zaten ağırlıklı pullback trade stratejisine özel yani birinci trade türümüze özel. Momentum trade de, de şöyle bir şey var Güney Hanım. E, harmonik formasyonları şöyle kullanabilirsiniz. E, bir kırılım gördüğünüzde eğer sol tarafta o harmonik eğitiminde anlattığımız likidasyon olayı varsa o zaman o daha güvenli bir giriş yeridir. Ama genelde momentum trade'de e, likit alma üzerine sistem yürümez ama aldığı noktalar daha güvenli yerlerdir ve o zaman hedefi 1'e 2 değil 1'e 3 en az 1'e 4 tutmanızı ben öneririm eğer sol tarafın likidasyonunu almışsa. Yani orada zaten biz ona eğitimde anlattık. iki tane harf bakıyorduk. Bunu hmm. da üstünüzden, üstünden geçmiş olalım. Zaten Momentum Trade'de arkadaşlar uygulama 1, 2, 3'te anlattıklarımız geçerli. Yani Gold Line 45 derece. E, Duba Dubi e, bu ikisi e, burada hani öncü e, çizimler bunları yapacağız. Onların üstünde kapanış gördüğümüzde veya long altında kapanış görsek short Momentum trade'in özeti bu. Bir de dönüş mumu eğer görürsek yani e, pin bar engulf kapanışı onu da kırılımla yaptığında e, o da yine pozisyona giriş sebebimiz olmuş oluyor. Hani bunu da buradan e, üstünden geçmek istedik. Yani bu e, trade stratejilerimiz dört farklı trade yapabiliyoruz dedik. Pullback trade sinyaliyle trade'i burada anlattım. Uygulama 5 özellikle e, uygulama 4 e momentum trade ise uygulama 4'ün dediğim gibi denk gelirse harmonikler çok iyi ama esas uygulama 1 2 3. E 2 3 özellikle. Yani momentum trading'in konusu orada. Onun haricinde yatay piyasa trade arkadaşlar. Yatay piyasa trade'i de hem harmonikler var uygulama 4 hem uygulama 5 var. Gan çizimi yapabilirseniz hem de arkadaşlar uygulama altıda anlattıklarımız yatay piyasa çünkü e, likidasyon almaya yönelik uygulama altıda biz bir strateji anlattık hatırlarsanız e, yatay e, şey mengene e, dikdörtgenleri diye e, bunu da hani e, burada hatırlatmış olalım o mengene çizimleri yapıyoruz. O dediğim gibi az evvel de söyledim o e, biraz daha üst seviye trader olduğunuzda e, kullanabileceğiniz yani biz videoları ilettik size yani belki izlemişsinizdir. Ee, ama esas uygulanışı onun biraz daha profesyonel olduğunuzda o mengeneleri çizmek vesaire. Aslında çok güzel bir trade türü o. Keyiflidir. Ama biraz daha ustalaşmanız lazım. Şu an için yeni başlayan arkadaşlar veyahut da para kaybedip de e, hızlıca hocam ben kar göreyim, yeşilleri göreyim diyen arkadaşlar için biz Momentum Trade öneriyoruz. Momentum Trade'in de esas konuları uygulama 2 ve 3'tür arkadaşlar. E, bu, bunun altını çizeyim. Uygulama 2 3 Momentum Trade bir de uygulama 7'de de e, biz bu yeni V2 versiyonunda e, hangi paritelerde momentumu nasıl arıyoruz? Momentum uygun pariteleri, momentum e, Trade'e uygun pariteleri bu uygulama 7'den bahsettik. Yani bunu e, bu şekilde özetlemem gerekirse momentum trade yapacak arkadaşlar uygulama 2, uygulama 3 ve uygulama 7 arkadaşlar. Bir de uygulama 1 hepsini kapsıyor. Çünkü uygulama bir biz ne anlattık hatırlarsanız uyumsuzlukları anlattık. Yani ara trendler e, vesaire e, 5M'de pullback olup 15M'de pullback yok mesela. Veyahut da 5M'de e, farklı olabilir. O uygulama bir e, serisine e, bakabilir diğer arkadaşlarımız. E, benim e, burada söyleyeceklerim bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz var mı? Ben bu vesileyle size çok teşekkür ediyorum. Ee, dolu dolu bir eğitim içeri eğitim paketi hazırlamışsınız. Yani her anı bilgi dolu. Ee, yani düşünen arkadaşlarımın içi çok rahat olsun, gönül rahatlığıyla Kenan Hoca ile bir an önce başlayabilirler. Yoksa zaten şöyle bir dönüş oluyor, İşte hocam çok kaybettik. Var, bizim grupta da var öyle arkadaşlar. Yani yanlış işlemlerde çok ciddi miktarlar kaybetip ondan sonra eğitim almaya çalışan arkadaşlar var. Onun yerine başta eğitim alıp eğitime yatırım yapıp daha sonra da bir an önce Trade Pullback terminalle birlikte özellikle yani o beni çok güvende hissettiren bir şey. Belki bu Pullback terminal olmasa ben yine cesaret edemezdim. Yani yine eğitimi alır bir kenara koyardım. Ama bu yazılım yani içinde de yaklaşık 30 tane yani parite, emtia, işte çeşitli enstrümanlar var. Dolu dolu zaten. Ee, yani illaki momentum trade yapabileceğim e, göstergelerle karşılaşıyorum zaten gün içerisinde. O şekilde ben de size teşekkür etmek istedim bununla birlikte. Bir de ben bir e, duyuru daha yapmak istiyorum. İkinci bir panel onu da yine size kısaca sormak istiyorum. Şimdi bizim bu e, Fullback Terminal paneli bildiğiniz gibi endeksler var, e, para birimleri var, emtiyalar var, kripto paralar var. İşte bir forex brokerında hangi paritelerde işlem yapılacaksa bir karma yaptık. Bizim şöyle bir fikrimiz var. Saat 16 ile Türkiye saati bir de gece 23 arasında açık olan ABD piyasalarında Hisse senetlerine yönelik sadece ayrı bir panel e, oluşturalım mı? Mesela bu e, nasıl olur sizce? Yani mesela bir e, örnek veriyorum, Think Markets'te e, Amerikan hisse senetlerinde işlem alabiliyorsunuz. Şimdi bu Nasdaq örneğinden verirsem, şimdi Nasdaq bir endeks ama Nasdaq'ın içinde 30 farklı parite var, yani hisse senedi var. Hepsinin de grafiği farklı. Tamam paralel olanlar da var ama hisse e, grafiklerin çoğu birbirinden ayrışmış vaziyette. Hani böyle de bir fikrimiz var. E, bunu da şundan dolayı sizler için değil e, şu, e, esas hani e, ben hocam işte hisse senetlerinde daha böyle uzun vadeli e, gireyim e, bu brokerda işte alayım tutayım düşüncesiyle olanlar için geliştirdiğimiz bir olay. Çünkü day trade yapmanız biraz zor yani o saatlerde. Çünkü biz zaten sabahtan işi bitirmiş oluyoruz öğleye kadar. Hani o öyle bir fikrimiz var. Hani buna ne dersiniz? Hani bu fikir sizce nasıl olur hocam belki böyle şey gibi oldu telepatik bir mesaj Belki bugün size gönderdim ama bugün ben e, bir müsait bir vaktim vardı bundan takla ilgili bir araştırma yapmıştım Çünkü orası da çok böyle cezbeden bir taraf yani çok ciddi ciddi araştırmalar yapıyordum birkaç gündür nedir ne değildir falan diye muazzam bir şey olur çok çok iyi düşünmüşsünüz yani denk geldi Evet, evet. Yani çünkü orada şöyle bir sürü parite var. Yani parite diyoruz hisse senedi var. Yani evet. orada atıyorum seçeceğiz. Yani evet. onu da öğrencilerimizle mesela fikir alışverişi olur. En şu fazla işlem hacmi olanlar olabilir. E, o 30 taneyi mesela dizeceğiz. Örneğin atıyorum e, mesela işte Amazon'dur, e, Tesla'dır bilmem ne böyle alt alta. E, amacımız ne arkadaşlar? E şimdi biz e, o piyasaları sömürelim. Değil mi? Niye sömürmeyelim? Yani e, onlar yapmıyorlar mı aynısını mesela geliyor burada işte e, Türkiye'de borsaya sokuyor parayı yatırım yapmıyor e, sıcak parayı sokuyor hisse senedine mesela faiz yükseleceği zaman banka hisselerini alıyor ondan sonra satıyor gidiyor örneğin. E, şimdi biz de bunun tam tersini yapalım bu düşünceyle biz bunu oluşturduk bizim arkadaşlarımız e, bu şekilde gitsinler paralarını aynı mantıkla orada hisse senetlerine soksunlar kazansınlar geri çeksinler yani kâr etsinler. Hani bu düşünceyle biz bunu e, ön plana çıkardık. Yani e, grafikleri de farklı ben ona da çok dikkat ettim. Ondan dolayı hani böyle bir fikir edindik. Bakalım hani bununla ilgili bir duyuru yaparız. E, buna özel ayrı bir panel yani e, ABD borsalarının yani ABD hisse senetlerine özel bir panel oluşturabiliriz. E, bu şekilde onun duyurusunu yaparız. Onunla ilgili de time frame olayını biraz daha belki farklı bir şeye çekeriz. Daha günlük örneğin kullanabilecek bir time frame belki sisteme onu entegre ederiz. Onunla ilgili çalışmamız var. Onu da buradan yine bahsetmiş olduk. Benim burada söyleyeceklerim bu kadar. Burada Güney Hanım dediğim gibi arkadaşlar sıfırdan başladı. Örnek bir arkadaşımız. Diğer arkadaşlarımız da örnek olsunlar. Bunu özellikle vurguluyorum ki yani sıfırdan bizden eğitim alan arkadaşlar... Eğer Güney Hanım gibi hani uygulama yapmazlarsa hani bizden de alsalar atıyorum 150 tane yerden de alsalar o bilgi kalıcı olmaz yani ben ondan dolayı esas vurgu yapıyorum hani uygulamaya yönelik hani bir adım atarlarsa bu Pulbek terminal ve eğitimi ile ilgili demo başlayacaklar Güney Hanım gibi kazanan tarafa kısa sürede hani geçmeleri mümkün. E, bu da önceki aldıkları eğitimleri pekiştirmiş olur. Yani öbür türlü bizden eğitim alacak, bir başkasını alacak atıyorum. Hiçbir şey yapmayacak. İki sene sonra hiçbir şey bilmiyor olarak. Zaten kazanma kazanan tarafa geçmesi için o düğmeye basması gerekiyor. Yani biz esas bunu öğretiyoruz burada. E, umarım bu e, konuşma diğer arkadaşlara bir etken olur. E, onlar için de bir ilham kaynağı olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Güney Hanım'a da buradan teşekkür ediyorum. Güzeldi. kendisi katıldı bu şekilde başarılarını paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar İyi akşamlar oldu iyi akşamlar aldığım eğitim sayesinde o kadar kafam rahat ki sürekli piyasada değilim bir sürü kalit olduğu için hangi anda hangisine geleceğimizin hepsini bir arada göremeyeceğimiz için bu yazılım bunu gösteriyor en çok benim ilgimi o çekti